arkadaşlar, bu videomuzun konusu Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu olacak. Servet Fünun döneminin diğer iki önemli sanatçısı oluyor kendileri. Hüseyin Cahit Yalçın'ı daha çok polemikleriyle ve eleştirileriyle tanıyacağız. Yani edebi tenkit dediğimiz tarzda tanıyacağız. Ve Servet Fünun'un da sonuna kadar savuncusu olan sanatçılardan biridir aynı zamanda. Ahmet Mithat'la aralarında bir takım tartışmalar geçiyor. Hani Ahmet Mithat'ın Servet Fünun'u eleştirdiği bir yazısı vardı. Var orada, yazacağız birazdan. Hüseyin Cahit'in de ona verdiği bir cevap var. Şimdi Servet Fünuncular neden eleştirilir? Hani Ahmet Mithat tarafından neden eleştirilmiş, onu söyleyelim önce. Biliyorsunuz Servet Fünun dönemi süslü, sanatlı bir dönemdir. Hani bireysel bir dönemdir. Sanat için sanatın olduğu bir dönemdir. Hani sanat için sanat olması çok da aslında hani ne bileyim eleştirilecek bir durum değil ama halktan aşırı derecede kopuk olmaları, tamamen kendi iç dünyalarına dönmeleri ve dillerinin özellikle aşırı ağır olması sebebiyle ve tabii ki hani Fransız edebiyatının örnek alınmasıyla aşırı Fransız hayranlığı sebebiyle Ahmet Mithat Servet Fünuncuları eleştirir. Hüseyin Cahit Yalçın da bu eleştiriye işte sanatın süslü bir dille yapılması gerektiği konusuyla, bireysel olması gerektiği ve Batı'nın örnek alınması gerektiği konularıyla cevap gelir diyeceğiz. Şimdi Hüseyin Cahit de aynı zamanda gazeteci kendisi. Tanin gazetesini çıkarmış ve realizm akımından etkilenmiş bir sanatçı. Realizm, naturalizm zaten Servet Fünun döneminin geneline yayılmış bir akım. Bunu biliyorsunuz. Şimdi Ahmet Mithat'la aralarında evet bir sürtüşme olmuş sanat anlayışıyla ilgili ama Hüseyin Cahit'in romanlarında Ahmet Mithat etkisi görülür. Hani onun tarzına, onun üslubuna yakın bir tarzı vardır. Hani şöyle araya girme konusunda falan biraz da böyle teknik kusurlarının olması sebebiyle biraz böyle Ahmet Mithat'a benzer. Ha, Ahmet Mithat toplum için sanat yapıyor tabii ki. Hüseyin Cahit'te toplum için sanat anlayışı çok söz konusu değil. Sanat için sanat diyeceğiz onun sanat anlayışına. Tamam, Servet Fünun'un sonuna kadar savuncusu olmuş. Ancak derginin kapatılmasına da kendi sebebiyet veriyor. Neden? Fransızcadan çevirdiği bir yazı var. Bu yazının adı Edebiyat ve Hukuk. Bu yazı Fransız ihtilalinden ve milliyetçilikten bahsettiği için dönem şartlarında kabul görecek bir konu değil. O sebeple de dergi kapatılır ve Servet Fünun dönemi bu yüzden artık sonlanmış olur mu diyeyim. Hani derginin kapatılmasına sebebiyet vermesi ister istemez sanatçıların dağılmasına sebep olur. Sanatçılar daha sonrasında kendi tarzlarıyla yazmaya, eser vermeye devam edecek. Şimdi Hüseyin Cahit Fransız ve İtalyan edebiyatından bazı roman ve hikayeleri dilimize kazandırmış. Bu güzel bir şey. Çeşitli konulardaki bilim eserlerinde topladığı bir eseri mevcut. Ona da şu ismi vermiş. Oğlumun Kütüphanesi. İsmiyle çeşitli bilim konularındaki eserleri bir araya getirmiş. Şimdi onun haricinde başka ne tarz eserleri var? Romanları, Nadide ve Hayal İçinde. Şimdi Hüseyin Cahit'i biz tam bir roman yazarı olarak kabul etmiyoruz. Daha çok dediğim gibi hani eleştiri yazılarıyla tanınan bir sanatçıdır ve gazetecilik yönü ağır basar. Nadide ve Hayal İçinde teknik bakımdan kusurlu kabul edilen, yani tam böyle tekniği oturmuş romanlar değil, biraz daha kusurlu kabul edilen romanlardır. Ve bunlarda Ahmet Mithat'ın etkisi görülür. Hikaye tarzında yazdığı eserlere Hayat-ı Muhayyel, Muhayyel, Hayaller, Hayat-ı Hakikiye, Sahneleri, Gerçekler ve Niçin Aldatırlarmış diye bir de eseri mevcut. Hikaye tarzında yazdıkları. Servet Fünuncuların bir takım hayalleri var. Zaten bu dönemde hayal gerçek çatışması çok fazla. Hikayelerde, romanlarda, şiirlerde, hani yazabildikleri bütün türlerde bunu fazlasıyla bize hissettirmişler zaten. Doğrudan hikayelerin isimlerinde hayaller ve gerçekler diye de koymuş diyebiliriz Hüseyin Cahit için. Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri ve Niçin Aldatırlarmış hikaye türünde yazdığı eserleri. Şimdi diğer eğitici metinlerine baktığımızda Kavgalarım en çok sorulan eserlerin başında gelir.
çeşitli polemiklerini ve eleştirilerini topladığı kitabıdır Kavgalarım. Edebi hatıralar adı üstünde, anı türünde, Talat Paşa ve siyasal anılar da diğer türde yazdığı, işte anı ve makale eleştiri türünde yazdığı eserlerdir diyeceğiz. Demin bahsettiğim gibi işte Ahmet Mithat'ın Servet Fünuncuları eleştirdiği bir yazısı var. Bu yazısı Dekadan ya da Dekadanlar diye de görürsünüz bunu. Bu makalesinde eleştiriyor. Dekadan işte çeşitli anlamları var bunun. İşte 10 günlük eşek yavrusu anlamına geliyor. Fransız düşkünlerine benzettiği için işte soysuzlaşmış, düşkünleşmiş anlamına gelen bir kelimedir aynı zamanda. Hani olabildiğince Servet Fünuncuları eleştiriyor Ahmet Mithat bu yazısıyla. Hüseyin Cahit Yalçın da ona cevap veriyor. Neyle? Biraz daha hakikat yazısıyla Hüseyin Cahit de Ahmet Mithat'a cevap verir. Bu aralarında geçen bir edebi tartışmadır diyebiliriz Hüseyin Cahit ile Ahmet Mithat arasında. Hüseyin Cahit'imiz bu. Eserlerimizi verdik, genel özelliklerinden bahsettik. Şimdi Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na geçelim. Ahmet Hikmet, evet, Servet Fünun döneminde eser veren sanatçılarımızdan. Ancak o da Tevfik Fikret'te olduğu gibi sanat hayatı ikiye ayrılıyor. Başta yazdığı hikayeleri ve yazıları Servet Fünun anlayışını yansıtır. Daha böyle süslü, biraz daha fantastik tarzda yazılmıştır. İkinci dönem eserlerinde Türkçülük anlayışını, Türkçülük akımını yansıtan hikayeleri ve eserleri mevcuttur. Şimdi Ahmet Hikmet'in hikayelerindeki tarzı şudur. Maupassant tarzına uygundur. Maupassant'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Ne hikayesiydi? Olay hikayesi olduğunu biliyoruz zaten. Maupassant tarzının, burayla ilgisi yok ama genel olarak bir sormuş olayım. Maupassant tarzının edebiyatımızdaki en önemli, ilklerinden olması açısından en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin olduğunu biliyoruz. Şimdi Ahmet Hikmet'in hikayeleri Maupassant olay tarzında yazılıyor. Bu hikayeler nelermiş? 3 tane eser bilmeniz lazım Ahmet Hikmet'le ilgili. 2 hikaye, 1 roman. Servet Fünun anlayışıyla yazdığı hikayelerini Haristan ve Gülistan adı altında toplar. Türkçülük akımı anlayışıyla yazdığı eserlerini de Çağlayanlar adı altında bir araya getirir. Şimdi, Haristan ve Gülistan nedir? Bu ikisi birer ada ismi. Haristan dediğimiz dikenli yer anlamına gelir. Gülistan'da, şöyle yapayım onu da, gül bahçesi anlamındadır. Dikenli yerde, yani Haristan'da yaşayan oğlumuzun adı Hara. Gül bahçesi, yani Gülistan adasında yaşayan kızımızın adı da Nesrin Düş. Şöyle yapalım. Şimdi burada şöyle bir hikaye var. Nesrin Düş'ün annesi erkeklerden nefret ediyor, öyle diyelim. Kızının da işte erkeklerle bir araya gelmesini istemiyor. Onu tamamen erkeklerden soyutlayabileceği bir yere götürüyor. Yani Gülistan Adası'na, sadece kadınların yaşadığı bir yer, oraya götürür bırakır. Hara da zamanında işte tekneleri battıktan sonra Hara ve tayfası Haristan Adası'na çıkıyor. Ve orada yaşıyor Hara, öyle söyleyeyim, orada büyüyor. Gel zaman git zaman işte teknesiyle denize açılır. O sırada işte Gülistan'ın önünden geçerken Nesrin Düş'le birbirlerini görürler. O şekilde aralarındaki aşk başlar. Biraz dediğim gibi böyle fantastik yönü olan, biraz daha böyle süslü anlatımı olan hikayeler yer alır bu kitabın içinde. O yüzden tek bir hikaye değil tabii ki, içinde birden fazla hikaye mevcut. Bu hikayelerde dediğim gibi Servet Fünun anlayışı yansıtıldığı için bireysel, böyle aşk konularının geçtiği, fantastik, soyut konuların yer aldığı hikayeler mevcuttur diyeceğiz. Haristan ve Gülistan bu. Çağlayanlar dediğimiz gibi zaten adı üstünde Türkçülük akımını vurgular. Vatana, millete ve özgürlüğe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan hikayeler mevcuttur. Türklük bilincini uyandırma amacıyla yazdığı hikayeler var bu kitabın içinde. Bu iki hikaye kitabı Ahmet Hikmet'te kesinlikle bilmem gereken hikayeler. Bir de romanı var. Romanı da Gönül Hanım.
Gönül Hanım zaten hem kitabın adı hem de baş karakterlerimizden biri. Erkek karakterimizin adı da Mehmet Tolun. Mehmet Tolun asker. Gönül Hanım da ona rehberlik yapacak. Rus'un eline esir düşüyor bunlar. Oradan kaçıp amaçları ana yurda ulaşmak, Orhun abidelerini keşfetmek, oraya ulaşmaktır. Oradan işte Rus'un elinden kaçıp yola çıkarlar. Bu yolda Gönül Hanım onlara rehberlik eder. Mehmet Tolun ve kafilesi öyle söyleyelim. Hani onlara rehberlik eder. Bu arada tabii ki yani aralarında bir aşk filizlenir. Amaç dediğim gibi Orhun abidelerini ana yurdu bulmak ve orada evlenmektir. Orhun abidelerine ulaştıkları zaman da orada evlenirler. Hani bu yaşadıkları, yolda geçirdikleri maceralar ve evlilikle sonuçlanan bir hikaye anlatılır bu romanın içinde. Bu eserin bizim için bir önemi daha var. Orta Asya'dan bahseden ilk romanlardan olma özelliği gösteriyor. Bu tamam. Bir önemi daha şudur. Kitabın içinde Orhun abidelerinin bir kısmının çevirisi yer almaktadır. Bu sebeple bu eser bizim için önemli. Bunu doğrudan yukarıya böyle açıklama metni olarak yazıp da hangi eserden bahsedilmiştir falan gibi de sorabiliyor. Yani bu sadece bu eser için geçerli değil. Bu tarz böyle içeriğinde farklı özellikler olan eserlerin açıklamasını yukarıya koyup hangi eserdir diye size sorabilir. O yüzden bu eser de o tarzlardan biridir ve önemlidir bizim için. Gönül Hanım, bir daha söylüyorum, Ahmet Hikmet'in romanıdır. İçinde Orhun abidelerinin çevirisinin bir kısmı yer almaktadır. Bilmem gereken iki hikayesi de Haristan ve Gülistan, Servet Fündanlı eşiyle yazdığı hikayelerin topladığı kitabı. İkisi birer adadır. Çağlayanlar da Türkçülük akımını yansıtan hikayelerini bir araya getirdiği kitabıdır. Hüseyin Cahit ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu'muz bunlar. Bir şöyle genel bir göz atın bir daha. Eserleri, sanatçıların genel özellikleri bunlar. Sanatçılara çalıştıktan sonra hani çok fazla hani tamam burada Hüseyin Cahit'te biraz fazla görünüyor eserleri ama hani böyle incik cincik hepsini ayrı ayrı sormuyor zaten. Romanla hikayeleri sorulabiliyor. Bir de şurada kavgalarım, edebiyat ve hukuk hani bunlar karşınıza çıkabilecek türde eserleri zaten. Bunlara çalıştıktan sonra mutlaka hem dönemle ilgili hem sanatçılarla ilgili sorular çözmeyi unutmayın. Tekrar etmezseniz unutursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Bir diğer derste görüşmek üzere.